İnsanoğlu gözünü uzaya diktiği günden bu yana kızıl gezegen Mars her zaman ilgi odağı oldu. Tamam, Satürn'ün de havalı halkaları olabilir ama yakın komşumuz Mars'ta da kırmızı bir yüzey var ve ilginç bir geçmişe sahip. Ayrıca uzaylılar konusu ne zaman açılsa konu bir şekilde Mars'a mutlaka gelir. Latince Mars veya Arapça Merih. Mars Güneş'e en yakın dördüncü gezegen olmasının yanı sıra karasal gezegenlerin de en sonuncusu. Dünya hariç diğer gezegenler gibi adını antik Roma tanrılarından almıştır. Mars kahverengimsi kırmızı bir renge sahiptir. Elon Musk'ın hayat kurmayı amaçladığı bu gezegen hakkında bilmeniz gereken 30 şaşırtıcı gerçeği sizler için bir araya getirdik. Mars Güneş sistemindeki ikinci en büyük gezegendir ve Güneş'e en yakın dördüncü gezegendir. Mars kızıl gezegen olarak da adlandırılır. Çünkü yüksek oranda demir oksit içerir. Bu durumda da kırmızımsı bir renk ortaya çıkar. Mars'ın sadece iki tane uydusu bulunmaktadır. İsimleri Phobos ve Deimos'tur. Bu uydular küçük ve düzensiz bir şekildedir. Mars çekirdeğinin bileşimi henüz bilim insanları tarafından bilinmemektedir. Keşif çalışmaları devam etmektedir. Gezegen çekirdeğinin katı sıvı veya iki farklı katmandan oluştuğu bilgisi halen kesin değildir. Fakat Mars çekirdeğinin maksimum basıncı Dünya atmosferinin deniz seviyesindeki basıncının 400 bin katı olabilir. Mars'ın yoğunluğunu Dünya'nınkiyle karşılaştırıldığında 100 kat daha fazla yoğundur. Mars yüzeyinde sıvı su bulunmamasının nedeni yüzeyindeki düşük atmosferik basınçtır. Mars'ın Güneş etrafında bir turunu tamamlaması Dünya'nın 2 katı kadar zaman almaktadır. Jüpiter, Mars'ın yörüngesini etkileyici bir güce sahiptir. Muazzam kütlesi sebebiyle Mars'ın yörüngesinde bir miktar değişiklik göstermesine sebep olmaktadır. Mars ve Dünya'nın yörüngesi aynı düzlemde değildir. İki komşu gezegenin yörüngeleri arasında birkaç derece eğim vardır. Olympus Mons adındaki dağ, Güneş sistemindeki en yüksek dağdır. Bu dağ Mars'ta yer almaktadır. Mars 40 yılı aşkın süredir araştırılıyor çünkü bu gezegen insan varlığı için elverişli bir yer olarak görülmekte. Gezegendeki su işaretleri bu kırmızı gezegendeki insan yaşamının var olabileceği inancını da güçlendiriyor. Mariner 4, 1965 yılında Mars'a ulaşan ilk uzay aracıdır. Uzay gemisinin Mars'a ulaşması tam 228 gün sürmüştür. Mars dünyadan çıplak gözle bakıldığında kırmızımsı görünümü sayesinde kolayca fark edilir. Gezegenin görünen büyüklüğü ve parlaklığı dünyaya olan yakınlığına bağlı olarak değişmektedir. Hint Uzay Araştırmaları Örgütü 24 Eylül 2014'te Mars'a güvenli bir şekilde aracını yerleştirmeyi başardı. Hindistan bu sayede ilk denemesinde Mars'ın yörüngesine uzayı yerleştirebilen ilk ülke oldu. Görev 5 Kasım 2013'te başlamıştı. Mars Güneş'ten 142 milyon kilometre uzakta yer almaktadır. Mars çok soğuk bir gezegendir. Mars'taki ortalama sıcaklık -80 Fahrenheit derecesinde, yani donma noktasının altındadır. Esas olarak demir içeriği olan gezegendeki kırmızı tozun varlığı nedeniyle Mars'ta bazen rüzgar estiğinde toz fırtınaları görülmektedir. Bu toz fırtınaları gezegenin tümünü kaplayacak kadar yoğundur. Güneş sisteminde en hızlı rüzgarlar da Mars'ta esmektedir. Mars'taki yer çekimi yeryüzündeki yer kürenin ağırlık yüzdesinin sadece %38'i kadardır. Bu yüzden Dünya'da 100 kilo ağırlığındaysanız Mars'ta sadece 38 kilo ağırlığında olacaksınız. Viking 1 ve Viking 2, NASA tarafından 1975 yılında Mars'a gönderilen iki uzay aracıdır. 2004 yılında NASA görevlileri Mars'ta su kanıtına rastlamıştır. Suyun varlığı, geçmişte ya da günümüzde Mars'ta yaşayan canlıların hayatta kalması için potansiyel bir işaret olabilir. Mars ve Dünya arasındaki asgari mesafe mükemmel dairesel yörüngeleri olmadığı için değişmeye devam ediyor. NASA 2030'un sonunda Mars'ta bir dünya bağımsız kolonisi yaratmayı planlamaktadır. Mars'ta bir günün uzunluğu neredeyse Dünya ile aynıdır. Mars'ta mevcut olan kara yüzeyinin miktarı Dünya'da mevcut olanla neredeyse aynıdır. Mars'ta toz fırtınaları oldukça şiddetlidir. Toz fırtınaları gezegenin yüzeyini aylarca yönetmeye devam edebilir ve çoğunlukla Mars'ın Güneş'e yaklaşmasıyla ortaya çıkar. Mars'ın uydularından biri olan Phobos'un gezegene çarpması ya da gelecek 50 milyon yıl içinde küçük halkalar halinde kırılması bekleniyor. Dünya'daki her mevsim Mars'ta da yaşanmaktadır. Ancak
Kızıl gezegendeki her mevsim dünyanınkilerle aynı değildir. Dünyanınkilerin iki katı daha uzun sürmektedir. Güneş sisteminin en uzun ve en derin kanyonu Valles Marineris Mars üzerinde yer almaktadır. Büyük kanyonla karşılaştırıldığında 4 kat daha derin ve 6 kat daha uzundur. Efsanevi Silikon Vadisi girişimcilerinden Elon Musk, Mars'a insanları göndermeyi ve gezegeni yaşanır hale getirmek istediğini söylemiştir. Bunun içinse çalışmalarına çoktan başladı bile. Hoşçakalın.